TRT24 YouTube kanalında Tarık Toros'un yazdığı "Bu Katiller Benim Atam Değil" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Geriye doğru atam, atalarım yok. O toprakları bir süre idare etmiş kişiler topluluğu. Zaferler kazanan var, reformlar yapan var, ihanet eden var, yiyen var, af buyurun içine eden var. Hepsi var. Hiçbirine kutsiyet atfetmeden kritik ediyor, anlamaya çalışıyorum. Ve bu çizgiye gelmem hayli zaman aldı. Kahramanlık destanlarıyla büyüdük. Bizde yenilgi yoktur. Yağma, talan asla. Kölelik, zulüm, işkence, katliam ne münasebet. Oysa hepsi var. Osmanlı'nın son asrı hüsrandır. 93 Harbi'ni 1877-78 kaybedince Ruslar İstanbul'a dayanmış, İngilizler sayesinde kotarılan Ayestefanos Anlaşması'yla devlet yok olmanın eşiğinden dönmüştür. Yine Balkan Savaşları'nda ordunun durumu berbattır. Birkaç ayda kaybedilmiştir. O dönem anlatılan kahramanlık edebiyatı bugünden geri değildir yani. Kaybeden idareciler her netameli işe bir öykü bulmakta hayli mahirdir. Gerçi hep öyle olmamış mıdır? Türklerin tarihi masallarla doludur. Bunda sol sağ fark etmez. İdeolog, tarihçi, yazar, şair, gazeteci güruhunun katkısı muazzamdır. Üzerine inşa edilen yapı çürüktür. Mirasçıları bunu çok iyi bildikleri için telaştalar. Amaç ortak olunca Ankara'da dümende kimin olduğu ikinci plana atılıyor. Şu son Ermeni soykırımı gündemi turnusol oldu. Bir avuç insan kirli ve karanlık geçmişle hesaplaşma kavgası verirken yığınlar Ankara'nın resmi tezlerinin yanında hizalandı. Dersimiz tarih değil. Okur, araştırırsınız. Öteden beri yakın tarihe merakım var. Her geçen yıl değiştikçe bambaşka hakikatlerle yüzleşiyorum. Son yıllarda okuduğum hatıratın, gördüğüm evrağın dönüp dolaşıp göze soktuğu önerme şu. 1908'de ikinci meşrutiyetle gücünü gösteren İttihatçılar o gün bugün egemendir. %100 bir katiyetle diyebilirim ki, Ermeni tehciri Ankara'nın ve resmi tarihçilerin anlattığının aksine 1915 yıllarında ortaya çıkan güvenlik riskleri dolayısıyla savaş koşullarında hızla karar verilip uygulanmış bir tedbir değildir. İttihatçıların egemen olmasıyla uygulamaya koydukları etnik temizliğin ana halkasıdır. Rumlar, Yahudiler buna dahildir. Aleviler, sonrasında Kürtler nasibini almıştır. Anadolu gayrimüslimlerden arındırılmış, Türk-Sünni-İslam sentezine itaat edene hayat hakkı tanınmış, biat etmeyen ağır bedel ödemiştir. Yağma ve talansa öteden beri temel devlet esaslarından biridir yani. Ganimet kültürüyle çok da güzel izah edilir. Murat Bardakçı, 2008'de Ermeni tehcirinin mimarı Talat Paşa'nın Evrak-ı Metrukesini yayımladı. Kitabın 108. sayfasındaki belgeye göre 8-9 aya yayılan tehcirin sonunda kayıp Ermeni nüfusu 972.246'dır. Bir asır sonra bugün Anadolu'da Ermeni nüfusu 10 binlerle ifade ediliyor. Resmi tarihçiler çok sıkıştığında merkezin imha veya katliam talimatı yoktu diyor. Oysa talimat olsun olmasın, Ermeni tehciri sonuçları itibarıyla soykırımdır. Bu devlet şu yıllarda yaşananları da yarın inkar eder. Merkezin böyle bir talimatı yoktu der. Bugüne kadar katlettiği canların hesabını vermediği gibi mallarını da iade etmedi. Bu devran böyle gitmez yalnız. Ankara'nın ve asrı aşan nobranlığın telaşı bundan, diyor Tarık Toros, TR724'deki köşesinde.